Mert Hocam merhabalar, nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Öncelikle bu güzel kliniğinizde bizi ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Hocam sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Kariyer geçmişinizden bahsedebilir misiniz? İsmim Mert Dumantepe, kalp damar cerrahisi profesörüyüm. Siyah Mersek Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi uzmanlığımı tamamladım. Sonrasında kısa bir dönem San Diego'da kalp transplantasyonu ve kronik akciğer hastalıkları ile ilgili eğitimi tamamladıktan sonra İstanbul'da Acıbadem ve Memorial Hastanelerinde çalıştım. Şu anda da kendi özel kliniğimde ve Florence Nightingale Ataşehir Hastanesi'nde görev yapıyorum. Hocam uzmanlık alanınız özellikle benim bildiğim kadarıyla pıhtı. Siz bu alanda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Özellikle yurt dışındaki hastalarınız bu anlamda sizi nasıl takip edebilirler? Şöyle, bunu hem çok büyük bir mutluluk hem de çok büyük gururla söylüyorum. Pıhtı ile ilgili şu andaki dünyadaki en önemli organizasyon, en önemli uluslararası organizasyon olan Dünya Tromboz Günü Global Organizasyonu'nun yönetim kurulu üyesiyim. Bu göreve kabul edilen ilk Türk hekimi olmak ve ilk Türk damar cerrahı olmak benim için ayrı bir gurur kaynağı. Hem ülkemin hem de pıhtıya neden olacak hastalıklarla ilgili tüm dünyada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Peki hocam, tromboz yani pıhtı nedir? Bu bizim için önemli bir hastalık mıdır? Pıhtı ve pıhtıya bağlı hastalıklar gerçekten çok önemli hastalıklar. Esasında pıhtı antik çağlardan günümüze gelmiş bir kelime. Tromboz, tıkaç demek. Dolayısıyla derin ven trombozu, vücudumuzun derin toplar damarlarının pıhtıyla tıkandığı duruma verilen ad. Bazen de maalesef bu pıhtıdan kopan bir parçanın akciğere doğru seyretmesiyle akciğer damarlarımız tıkandığında buna akciğer embolis diyoruz ki akciğer embolisi önlenebilir hastane ölümlerinin birinci sırasında. Meta analizler şunu gösteriyor. Dünyada her yıl 3 milyondan fazla hastayı biz derin ven trombozu ve akciğer embolisine bağlı komplikasyonlarla kaybediyoruz. Ve yılda neredeyse 10 milyondan fazla hastada derin ven trombozu görülüyor. Yani dünyada her 4 ölen insandan birisi pıhtı ve pıhtıya bağlı hastalıklardan ölüyor. Bu anlamda da toplumu bilgilendirmek bizim için gerçekten çok önemli. Peki son dönemde bir artış veya düşüş var mı? Bu son dönem nasıl? Evet, son dönemlerde özellikle pandemi döneminde hem yoğun bakımdaki hastaların immobil halde yatışı hem de bu COVID enfeksiyonunun bir anlamda pıhtıya yol açan bir hastalık olduğunun bilinmesiyle bizler çok daha fazla derin ven trombozu ve akciğer embolisi görmeye başladık. Özellikle kanserle ilgili derin ven trombozu ve akciğer embolisi yıllar içinde çok fazla artmakta. Çünkü hem kansere bağlı, kanserin kendisine bağlı hem de kanser tedavisinde kullanılan kemoterapötik ajanlara bağlı çok fazla pıhtı gelişiyor. Bu anlamda kanser hastaları bizim için fragil bir grup, çok iyi bir şekilde değerlendirilip ona göre ilaçlarının planlanması gerekiyor. Aslında birazcık derin ven trombozunun risklerine girdik beraber. Evet. Neler bu hastalığa neden oluyor? Derin ven tromboz yani bu pıhtılar vücudumuzdaki kanın kümeleşmeye eğilim geliştirdiği bazı durumlarda ortaya çıkıyor. Bu en çok aslında immobil hastalarda yani uzun süre yoğun bakımda yatan, büyük ameliyatlar geçirmiş, özellikle kalça protezi, diz protezi gibi ortopedik ameliyatlar geçirmiş hastalarda. Bunlar aynı zamanda risk altında olan hastalar mı? Kesinlikle öyle ve bu hastaların ameliyatları sonrasında mutlaka kan sulandırıcı ilaçlar kullanmaları gerekiyor. Demin kanserden bahsettik, kanserin kendisi ve kullanılan kan sulandırıcı kemoterapötik ilaçlar bunda etkili. Özellikle hamilelik dönemine bir vurgu yapmak istiyorum. Çünkü hamilelik pıhtı gelişimi için başlı başına bir risk faktörü. Hem gebelik döneminde salgılanan bazı hormonlar hem de son 3 ayda hem bebeğin hem rahmin çok büyümesiyle damarlarımızın üzerine yoğun bir baskı oluşuyor. Ve bu baskı bazı hastalarımızda pıhtılaşmaya neden oluyor. Bana çok sorulan sorulardan biri doğumun kendisi, doğum şekli pıhtıyı tetikler mi? Evet, tetikliyor. Özellikle sezaryanla doğum yapan hastalarda ameliyat yerindeki ağrıya bağlı eğer hasta hareketsiz, immobil kalırsa sonraki dönemde pıhtı görülebiliyor. Bizim için postpartum periyot yani ilk 40 gün çok önemli ve doğum yapan her hastamıza biz mutlaka varis çorabı giymesini, hareketli olmasını ve risk faktörü içeriyorsa örneğin daha önceden bir pıhtı hikayesi varsa kan sulandırıcı yine kullanmasını öneriyoruz.
sinsi bir hastalık mı hocam? Nasıl belirti veriyor? Tromboz aslında çok gürültülü bir tablo. Bacağımızda pıhtı olduğunda, gerçekten ana toplar damarlarımız tıkandığında bir anda bacağımız geri dönüşülmeyecek şekilde bazen şişebiliyor. Çok ciddi bir çap farkı, ısı, hassasiyet ve ağrı ile hasta acile geliyor. Eğer bu pıhtıdan kopan bir parça akciğer emboli atarsa bazen hastalar bize çok şiddetli göğüs ağrısı, yan ağrısı, çarpıntı, tükürükten kan gelmesi, hemoptizi diyoruz buna. Bazen de bayılarak ya da kalpleri durarak geliyorlar masif pulmoner emboli tablosunda. Bunlar tabii çok ileri uç ölümcül komplikasyonlar. Pulmoner emboli şanslıyız ki tüm akciğer embolilerinin %5'inde gözüküyor. Ama olduğu zaman hastanın hayatını tehdit edebilecek komplikasyonları da beraberinde getiriyor. Peki hocam, bu önemli hastalıktan korunmak mümkün mü? Neler yapılabilir? Kesinlikle mümkün. Esasında bizim kalp damar cerrahları, damar cerrahları, hematologlar, kardiyologlar, bu branşla ilgili olan hekimlerin en önemli görevi önce hastamızı bu hastalıktan korumak. Korunmanın en önemli yolu, zaten bu bizim mottomuz, pıhtıya karşı hareket edin diyoruz her hastamıza, hareketli olmak. Çünkü normalde sağlıklı bir bireyde, genç bir bireyde pıhtıya eğilim olmayan bir hastalık yoksa eğer, durup dururken kan pıhtılaşmaz. Ama biz ne zaman hareketsiz hale geliriz? Örneğin uzun uçak yolculuklarında ekonomi klas sendromu diye bir tanım var. 12 saatlik bir uçak yolculuğu sonunda kiloca fazla bir hanımefendi ekonomi klas'ta hiç hareketsiz oturup, hiç su içmeyip, sadece alkol tüketip yerinden kalkmadığı için uçaktan indiğinde bacaklarında pıhtı oluşup akciğerine emboli attı ve hayatını kaybetti. Bu tarihe ekonomi klas sendromu olarak geçti. Bu nedenle hastalarımıza hareketin önemini çok vurguluyoruz. Özellikle ameliyat ettiğimiz hastalarda sağ olsunlar, tüm hastalarım günde kaç adım attıklarını bana tek tek gönderiyorlar. Gurur duyuyorum onlarla. Bunun doğrusu nedir hocam, bu limit günlük adım sayısında? Şöyle, o tabii hastadan hastaya değişiyor ama örneğin kronik derin ven trombozu olan stent koyduğumuz bir hastada biz günde 6-7 bin adım yürünmesini istiyoruz ki bacak toplar damarımızın içindeki kan akımı devam etsin. Çünkü toplar damarlarla atar damarların arasında çok büyük farklar var. Toplar damarlarda kan akımı sadece biz yürürsek, yani baldır kas pompası çalışırsa hareket ediyor. Çok düşük basınçlı, yavaş bir akım var. Bir de üstüne üstlük biz bütün gün yatarsak, hareket etmezsek ya da örneğin yoğun bakımdaysak, bilincimiz kapalıysa bu kan pıhtılaşabiliyor. İşte bunu engellemek için kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyoruz. Bunun dışında önleme amaçlı suyun önemini vurgulamak lazım. Çoğumuz gün içinde su içmeyi unutuyoruz. Esasında günde en az 2 litre su tüketmemiz lazım. Çünkü su içmediğimiz zaman farkında olmadığımız şekilde özellikle yaz aylarında terle su kaybımız artıyor. Kanımız daha da yoğunlaşıyor ve pıhtıya eğilim gösteriyor. Özellikle örneğin Ramazan ayında oruç tutan hastalarımızda çok yoğun kalp krizleri, damar tıkanıklıkları, akciğer embolisi görüyoruz. Risk grubundaki hastalarımızda mutlaka kan sulandırıcı ilaçlarını kullandırtıyoruz. Tuz tüketimiyle bir ilgisi var mı hocam? Tuz tüketiminin direkt toplar damarlarının içindeki pıhtıyla alakası yok. Tuz tüketimi daha çok atar damar hastalıkları ve hipertansiyonla alakalı. Ama tabii ki sağlıklı bir yaşam için tuzu da azaltmamız gerekiyor. Peki hocam, erken tanının önemi nedir burada? Esasında yine aynı yere geliyoruz. Erken tanı bizim için çok önemli. Çünkü pıhtı oluştuğunda oldukça yumuşak jöle kıvamında ilk 14-15 gün. Ve modern teknolojideki gelişmelerle biz bu pıhtıyı damardan tamamen yok edebiliyoruz. Aynı bir kesme şekeri çayın içine attığımız zaman eridiği gibi pıhtıyı da tamamen eritebiliyoruz. Ancak bekleyen pıhtı maalesef hem derin ven trombozu, yani pıhtının tanısını koymada, hem de aktif şekilde tedavi etmede çok büyük eksikliklerimiz var. Bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Bizim Dünya Tromboz Günü organizasyonu olarak aslında yapmaya çalıştığımız bu. Halkı bilinçlendirmek, bacağın şiştiği zaman, kızardığı zaman, ağrısı olduğu zaman acaba pıhtı olabilir mi diye hastanın kendini düşünüp doktora başvurması ve bunun tanısı oldukça kolay, birazdan anlatacağız. Tanı konulduktan sonra da hızlıca tedavi yapılması. Çünkü süre çok önemli. Her geçen saat, her geçen dakika pıhtı sertleşiyor. Ve bir süre sonra artık betonlaşıyor. Oradaki kritik saat nedir hocam? 14 gün. Benim hastaya ilk 14 gün, en kötü ilk 3 hafta ulaşmam lazım. 3. haftadan sonra tedavi şansımız, yani girişimsel anlamdaki tedavi şansımız, damarı tamamen açma şansımız azalıyor. O yüzden biz hastalarımıza hep şunu vurguluyoruz. Ne olursa olsun bize erken dönemde ulaşın. Çünkü erken dönemde anjiyografik yolla biz bu hastalığı tedavi edebiliyoruz.
Nasıl tedavi ediyorsunuz? Kısaca ondan da bahsedelim. Tedavi şekilleri medikal ve girişimsel anlamda tüm dünyada olduğu gibi bizde de devam ediyor. Medikal tedavide kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyor. Ancak bu kan sulandırıcı ilaçlar mevcut pıhtının büyümesini engelliyorlar, akciğere emboli atmasını engelliyorlar ya da maalesef akciğere emboli atarsa hayatta kalmamızı sağlıyorlar. Ama kan kümeleştikten, pıhtı oluştuktan sonra kan sulandırıcı ilaçların bu pıhtıyı eritici hiçbir etkileri yok. Maalesef örneğin bir ay boyunca kan sulandırıcı kullanmış bir hasta bize geliyor. Damarına ultrasonla bakıyoruz ve pıhtıyla tamamen tıkalı olduğunu görüyoruz. Çünkü antikoagülanların yani kan sulandırıcı ilaçların böyle bir etkileri yok. Toplumda yanlış bilinenin aksine. Çünkü hastalar kan sulandırıcı içip iyileştiklerini zannediyorlar. Halbuki pıhtıyı eritecek olan ilaç trombolitik, trombüs, pıhtı, lizis, erimek demek. Yani trombolitik ilaçları kullanarak ancak bu ilaçları bir kateter yardımıyla pıhtının içine vererek bunu eritebiliyoruz. Çünkü günümüzde modern tıpta gelişmeler oldu. Kateter sistemleri, görüntüleme sistemleri çok gelişti. Artık tek bir iğne deliğinden lokal anestezi altında damarın içine girerek pıhtıyla tıkalı damarı tamamen açabiliyoruz. Tamamen temizleyebiliyoruz ve hastayı hem o tıkalı damardan hem de mevcut bir akciğer embolisi komplikasyonundan kurtarmış oluyoruz. Ancak geciktiğimiz zaman maalesef bu şans gittikçe azalıyor. Peki hocam, her yıl 13 Ekim'de bu önemli günü kutluyoruz. Neden 13 Ekim? Çok güzel bir soru sordunuz. Ben de buna değinmek istiyordum. 13 Ekim dünyada pıhtı ile ilgili en önemli tanımlamayı yapan Sir Rudolf Virchow'un doğum günü. 1852 yılında yaptı bu tanımlamayı Rudolf Virchow, Virchow Triadı adıyla. Onun anısına Dünya Tromboz Günü Global Organizasyonu olarak tüm dünyada 13 Ekim'de biz toplum bilinçlendirme kampanyaları düzenliyoruz. Ben hem ülkemde hem de uluslararası anlamda aktif olarak burada görev alıyorum. Türkiye'de de son 5 yılda Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği'nin ve Türk Ulusal Damar Cerrahisi Derneği'nin çok yoğun katkılarıyla çok geniş kapsamlı bilgilendirme aktiviteleri, kampanyaları düzenledik. Ve çok yüksek sayıda hasta katılımı oldu. İnsanları pıhtıya bağlı hastalıklar, risk faktörleri, koruma yöntemleriyle ilgili çok ciddi anlamda bilgilendirdik. Ve bu kampanyaları tüm dünyada bir araya getirerek biz Global Impact Report halinde bir araya getirdik. Dünya Tromboz Günü Global Organizasyonu da gerçekten şu anda çok ciddi bir Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte bir kolaborasyon içinde. Çünkü bu örgütte, bu yönetim kurulu içinde Japonya'dan, Brezilya'dan, Uruguay'dan, Uganda'dan bile hekimler var. Ve örneğin biz bu pandemi döneminde Güney Afrika'da kan sulandırıcı iğne yapılacak ilaç bulunamadığını öğrendik. Dünya Sağlık Örgütü ile irtibata geçip oraya ilaç gönderdik. Yani tüm dünyadan verileri alarak özellikle COVID pandemisine bağlı pıhtılaşma, kansere bağlı pıhtılaşma, hastanede yatışa bağlı pıhtılaşma ile ilgili yoğun çalışmalar yürütüyoruz ve her yıl 13 Ekim'de, sadece 13 Ekim'de değil aslında, geriye kalan 364 günde de toplumu derin ven trombozu ve akciğer embolisinden korunma yöntemleriyle ilgili bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çünkü çok yüksek bir hasta popülasyonu var, çok yüksek ölümler oluyor ve buna ayırdığımız maliyet inanılmaz boyutlarda korunmayla ilgili. İnsanlar ne kadar bilinçlenirse biz de o kadar mutlu oluruz. Kişi kendini doktorudur diyoruz. Tromboz için de geçerli mi hocam bu korunma yöntemleri? Kesinlikle öyle. Bizim her zaman tekrarladığımız mottomuz pıhtıya karşı hareket et. Her hastamızın hareket etmesi lazım. Pıhtısı olsun olmasın kendini korumak için hareket etmesi, yeterli su içmesi ve risk faktörü varsa bunların bilincinde olup buna göre yaşaması gerekiyor. Mert hocam, verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizi ağırlamak bir keyifti. Umarız 13 Ekim'de bunu bol bol hastamız izler, bilinçlenir ve yakınlarının hayatları içinde bir katkıda bulunur bilgilendirmeyle. Tekrar teşekkürler. Sağ olun.